kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kapı motor kilidi tamir edeceğiz yeniden. Daha önce bir video hazırlamıştım ama onu beğenmediğim için şimdi yeni bir tane hazırlıyorum. Arka kapının kilidi çalışmıyor. Kumandadan açıp kapatıyoruz ama işlev görmüyor. Sorunun ne olduğunu henüz bilmiyoruz ama şimdi kapı döşemesini sökeceğiz. Hemen başlayalım sökmeye. Önce hemen bu çoğu arabada aynıdır. Burayı söküyoruz. Gördüğünüz gibi kapı kolunu, şu somunu koyalım, kargo olmasın. Şunu şöyle ileri tık yaparsanız gelir. Şurada bir dil var, bakın. Gelin. Şurada şunu şöyle yaparak şu teli çıkartırsanız kapı kolu elinizde. Gelemez. Biliyorum. Şimdi daha sonra şu vidamızı şimdi buradan alalım. Şuraya. Şimdi burada da bir vida var, onu açacağız hemen. Burada bir tane. Vida tapası var, onu çıkartmamız lazım. Şöyle. Biraz inat ediyor, evet. Gördüğünüz gibi bunu çıkartıyoruz. Daha sonra buradaki vidayı da söküyoruz. Kenara koyuyoruz. Bunu da şöyle arkasını çıkartıyorsunuz. Önünde şurada bir tırnak var. Hafif geri getiriyorsunuz. Alıyoruz. Hemen bunun da fişini sökelim. Bu şekilde kapıyı sökmüş oluyoruz. Şimdi kapı kartonumuzun biliyorsunuz klipsleri var. Bu klipsleri kırabiliriz sökerken, olabilir. Eski araba, zamanla onlar gevriyor. Eğer kırarsanız yenisini takmanız gerekecektir. Şimdi kapının şöyle altından elinizle, böyle elinizin tutacağı bir yerden şöyle sökmeye başlayacaksınız. Ben bir tane şey getireceğim buraya hemen. Şu tip plastiklerden yardım alabilirsiniz. Boyaya ve saca zarar vermemek için. Nerede varmış? Onu çözmeye çalışıyorum. Şurada bir tane var. İlk defa sökülüceği için biraz sert. Bakın, ilki söküldü. Alttan devam ediyor. Evet. Bu şekilde bütün şeyleri sökmüş oluyorsunuz ve şu şekilde kartonu yukarı alacağız. Şöyle karton çıkıyor. Bakın şimdi kartonun altındaki bu lambayı da söküyoruz. Kartonu şöyle koyalım, zararı gelmesin. Kapı kartonumuzu da aldık. Şimdi kilit mekanizmamız burada, bakın. Arka kapı da burada. Kapımız burada. Şimdi bu kilit motoruna elektrik geliyor. Çünkü şurada, şuradan bakın, şu şekilde kilidin döndüğünü görüyoruz ama işlevini yapmıyor. Kumandaya basıyoruz şuradan kapı. Işığını kapatıp kumandaya basıyoruz. Buradan ses geliyor. Motor dönüyor ama gücü yetmiyor. Muhtemel problemimiz öyle bir şey. Fişi çıkartıyoruz. Sonrasında burada iki tane vidası. Sağ olasın. Burada iki tane vidası var. Bu ön kapıları sökmek biraz daha zor arkalara göre. Motorları sökmek arkalar daha kolay. Onu da ayrıca gösterelim.
bir ara sizlere. Şimdi bunu da şuradan ayıracağız şu şekilde. Motoru alıyoruz. Bakın burada motorun vidası var. Şöyle 4 tane motoru söküyoruz. Kapı kilit motorunu. Şu şekilde. Bazı Honda modellerinde, özellikle 2000 sonrası modellerde, 2005 modellerden sonra filan, bu kapı kilit motorları presli geliyor. Şuradan vidalarla ayıramıyorsunuz ama böyle presli geldiği için şöyle ısıtıp keserek ayırmanız lazım. Şöyle kesip ayıracaksınız. Daha sonra bir şekilde vidalayarak vesaire kapatacaksınız onu. Ya da iyi bir yapıştırıcı yardımı alabilirsiniz. Şu şekilde motorun içi açılıyor bakın. Motor burada. Şimdi bu motorda nasıl bir problem var? Bakın şimdi buradan şunu taktığımızda motora elektriği geliyor yine. Motor. Bakın şu motoru da şöyle elimize bir alalım. Şu şekilde. Bakın. Motor dönüyor. Çalışıyor. Ama burada şöyle bir problem var. Bu motorun tork gücü yok. Muhtemel sorun bu. Şimdi bu motorun yenisini alıp takmamız gerekecek. Yenisini alıp takmamız gerekecek. Çünkü motorda tork yok. O yüzden kapının kilidini kaldırıp açmaya gücü yetmiyor motorun. Bir daha bakalım. Evet, çok aşırı bir tork uygulayamıyor. Şimdi bu motorun yenisini satın alacağız. Bunu arkadaşlar 20 liraya alabilirsiniz ortalama. 20 lira ila 30 lira arasında fiyatı var bunun. O şekilde alıp değiştirebiliriz. Şimdi biz bunun bir yenisini bulalım bakalım. Bakın yeni motoru aldık, edindik 30 lira. Şimdi bunun içine takacağız. Eski motorun problemi içindeki bobinin bozulması. Onu sarabilirsiniz ya da bir bobinajcıya sardırabilirsiniz ama zaten değmez yani, maliyeti daha, yani biz eski motorlardan filan bulup deneyelim dedik, o da olmadı. Gittik yenisini aldık. Şimdi takacağız. Eski motorun ucundaki milde şöyle bir siyah parça takılıydı. Onu çakacağız geri yerine. Biraz sıkı girecek gibi. O yüzden şu mili hafif alacağım. Şöyle çaksam biraz girer mi? Gidiyor gibi. Evet. Bunu buraya taktıktan sonra bu şu plastik dişliği çevirebilmesi için bunun orada yuvası var. Şöyle bir boyunu ölçelim bakalım. Biraz fazla gelecek galiba. Şimdi bunu şuraya oturtacağız. Fakat bakın şurası açıkta kaldı. Yani bu biraz geldi. Uzun geldi. Onu ayarlayacağız şimdi. Bunu birazcık daha çakalım şöyle. Evet. Şimdi bir daha bakalım. Şunda bir azıcık bir fazlalık kalıyor. Diğer motora göre bu milin biraz daha uzun olduğu için onu hafif kısaltacağız. Şöyle. Bakın. Şimdi deneyelim. Evet.
10 numara 5 yıldız. Şu şekilde. Şu motorun elektrik girişleri şu şekildeydi. Bunu buradan sökmüştük. Hatırlarsınız. Şimdi şunu takacağız. Bunun da şöyle yönü var. Bir saniye hemen. Şundan. Şunu şu tarafa getirecektik. Onda yanlış oluyor. Şu alttan şuradaki deliklerden çıkacak şu fişleri. Şu şekilde. Daha sonrasında bunu da bu şekilde takacağız. Şu ama dönecek mi bakalım. Şunun da bir yeri var çünkü kanala gelmesi lazım. Galiba şöyle olacak. Evet, bu şekilde olmalı. Şimdi bir hemen kapatmadan vidalarını şu fişi takıp denemek için tekrar kapıya gidiyoruz. Bakın motordan, kapıdan gelen elektriğe motoru bağladık. Çalıştığını teyit ediyoruz. Gördüğünüz gibi kilitliyor, açıyor. Şimdi artık motorun tamamen montajını yapacağız. Bunu yalnız kapatmadan önce şu kısmı hafif bir gres sürmenizde fayda var. İyi olur yani. Zaten eskisinden de kalmış ama biz şimdi elimizle de kirlettik. Yeniden gres sürelim. Daha sonrasında da kapatacağız. Şuradan. Şimdi bunu aynı pozisyonda kapatıyoruz. Şöyle. Evet. Şu vidalarını sökmüştük hatırlarsanız. Şunları kapatacağız. Şimdi videonun başında da söylediğim gibi bazı Honda modellerinde yine bu motor bu şekilde vidalarla değil presli şekilde kapatılmış. Onu açmak için kenarlardan ince bir metali ısıtarak açabilirsiniz o pres kısmını. Ondan sonra bu işlemi yaptıktan sonra da kuvvetli bir yapıştırıcıyla tekrar yapıştırılabilir. Montajını kapıya da tamamen takalım bunu. Şunu şu şekilde geçiriyoruz. Şöyle çeviriyoruz. Zaten yerleri belli. Şu şekilde. Montaj bitti ve bakın kilit de işte şimdi artık çalışıyor. Görevini yapıyor. Şimdi artık biz kapıyı
kapatacağız. Böylece bu kapı kilit motorunu da tamir etmiş olduk. Size de nasıl yapıldığını gösterdik. Umarım işinize yarayacaktır. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bana bu şekilde destek olmanız beni sevindirecektir. Daha sonra daha iyi videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.